Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar kıymalı makarna tarifiyle karşınızdayım. İlk olarak büyük bir tencereye kettle'da ısıttığımız sıcak suyu şöyle döküyoruz. Şöyle hızlıca dökelim. Ben bir posta daha ısıtıp geliyorum arkadaşlar. Bu biraz az olmuş. Evet, ikinci postayı da şimdi ısıttım arkadaşlar. Şu kadar yeterli olur herhalde. Biraz daha dökeyim. Şimdi ocağı yaktım. Tencerenin içinde suyun kaynamasını bekliyorum. Arkadaşlar suyumuz kaynamaya başladı. Bir tatlı kaşığı tuzu döküyoruz. Ardından karıştırıyoruz. Ocağı en kısa getiriyoruz. Ben Barilla makarna kullanacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Şöyle yavaşça dökelim. Elimize de su sıçramasın. Tekrardan açalım ocağın altını. Şu an orta ateşte. Arkadaşlar bir 15-20 dakika pişmeye bırakalım. Tabi ara ara da dibini tutmaması açısından karıştırmaya özen gösterelim. Evet arkadaşlar, 20 dakikalık pişmenin ardından makarnamız şöyle bir kıvam aldı. Tam 20 dakikadır pişiyor arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce suyunu süzdürelim. Evet, şöyle suyumuzu da açalım arkadaşlar. Malum bayağı sıcak arkadaşlar. Sıcaklığı biraz gitsin şöyle. Tamam. Şunu tekrardan alalım. Evet arkadaşlar, makarnamız şu an hazır. Güzelce pişti. Şimdi kıymasını kavurmaya geçelim. Uygun bir tavaya biraz yağ döküyoruz. Yaklaşık arkadaşlar yarım çay bardağı. Ocağı yaktım. Şu an yağ biraz ısınsın arkadaşlar. Yağımız 1 dakika kısık ateşte ısındıktan sonra yarım tahta kaşığı salçamızı içine döküyoruz. Hatta 1 tahta kaşığı daha uygun olur arkadaşlar. İki tatlı kaşığı pul biber döküyoruz.
Bu arada bu tarifi ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Kıymalı makarna tarifini. Makarnayı daha önceden yaptım da. Kıymalı makarnayı ilk defa yapıyorum. Son olarak pişmiş kıymamızı da içine döküyoruz. Arkadaşlar biraz da sıcak su ekledim. Çok kuru olmasın diye. Şu şekilde gayet güzel kıvamı. Ama ben dolaptan çıkardığım için şöyle biraz daha pişirmek istiyorum. İyice ısınsın. Evet arkadaşlar, kıymamız da şu an tamamdır. Şöyle makarnamıza dökebiliriz artık. Bu arada efsane kokuyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum bu tarifi. Benim en beğendiğim makarna tarifi diyebilirim. Hatta üstüne yoğurt da dökebilirsiniz. Yoğurtlu da güzel oluyor. Şu şekilde servisini yaptım. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.